geldi. Kardeşim, sabah sabah hatırımızı sayıp buralara kadar gelmişsin. Ne demek kardeşim, araba lazım demişsin. Tabii koşup geleceğiz. Ya bizim kızın eşyalarını topladık geldik. Üç parça bir şey çıkar dedim ama. Öpey bir koli oldu. Ya şimdi taksiye atsak 1000 tane laf edecek. Ne gerek var kardeşim, benim arabam senin araban. Kardeşim, sağ olasın. Bizim dükkan işleri bitti mi? Bitti bitti ya. Ha? Zaten bir badana boya falan vardı. Ha. Abimin yanındaki kim anne? Tanımadın mı kız? Fırat oğlum, abinin en yakın arkadaşı. Hani babası belediye başkanı olduydu son seçimlerde. Ha, Fırat abi. Ne abisi kız? Kaç yaş var aranızda sanki? Şu şeyleri alayım ben, tamam oldu. Hoş gelmişsin Adalet teyze. Berhudar ol evladım. Sen de hoş geldiniz. Hoş bulduk Fırat abi. Sana da zahmet oldu sabah sabah. Hadi. Ne zahmet teyze? Senin dükkan da bir güzel oldu Esin. Ya boyasını bizim adamlar yaptı. Sen bir bak da, yani rengini beğenmezsen değiştirirler. Eminim çok güzel olmuştur, elinize sağlık. Evet. Hadi. Kaytan bıyıklım, bir kapatmadan beni dinlesen. Ya neyini dinleyeyim ben senin mahalle? Tam nikah bastık, gerdeğe gireceğiz. Ben yine akşam kendi yastığıma sarılıp yattım. Ve anan hala o aşçı bozuntusuyla evleneceğini sanıyor. Sen kalkmış dinle diyorsun. Haklısın kocacığım ama. Ya işler bildiğin gibi değil. Tam eve geldim akşam anneme anlatayım diye. Bir baktım Melek abla bir eşyalarını topluyor. Tutturmuş memlekete döneceğiz diye. Ay İpek'i bir görsen. Ay ben perişan. Ya annem içi kana alıyor. E bir de ben desem şimdi evlendim diye. E ne olacak annem küt diye gider maazallah. Ya maşallah sizin evde de aksiyon bitmiyor mahalle. Ya sakin zamanı beklesek vıslata eremeyeceğiz. Sen bana biraz zaman ver. Ben her şeyi yoluna koyup evimize geleceğim. Bak sana iki gün mühlet. Konuştun konuştun. Konuş ben kendim çıkar hanım anneme yukarıda her şeyi anlatırım bak dayanırım kapıya. Mustafa diye biri yok kardeşim. Allah Allah. Ya hayret bir şey Anişko ya. İnsan aradığı numarayı kontrol etmez mi? Allah Allah, ne adamlar var ya. Özlemiş misin memleketini? Özlemez mi evladım? Kaç senedir yaban ellerde çok sıkıntı çekti. Şimdi huzuru burada bulacak. Değil mi kızım? Ben de askerden sonra anladım vallahi buranın kıymetini. Buranın havası suyu gibi yok hiçbir yerde. Ant verdim, bir daha memleketimden uzağa gitmeyeceğim. İstanbul, cehennemin göbeği. Vallahi üstüne para verseler İstanbul'da yaşamam. Sen şimdi bana süper bir kahvaltı hazırlıyorsundur, değil mi? Şahanesin sen ya. Aşk bir yangın, bırak tutuşsun aklın. Aşk aydınlık, kalbimde yanan ışık. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la.
gelirim. Aa, günaydın patron. Ben de Deniz'e sesleniyordum. Bunlar ne demek oluyor Özgür? Ya sorma ya. Biz dün bizim Fener'le çalışıyorduk. Sonra İrfan abi sen tası tarağı topla git. Bize de seslenme. Biz de burada tıkılı kaldık. Depoyu da ham olarak kullandık maalesef. Kızım beni arasaydınız gelir açardım. İkinizin burada kalması hoş mu yani? Ama yok, illa saçmalayacaksın değil mi? Ya aklımıza gelseydi arardık patron. Da sen Deniz'i gördün mü? Buralarda bir yerde olması lazım. Yo, ben de şimdi geldim. Allah Allah ya. Bizim Fener güvenlik duvarını nasıl açtı ki acaba? Özgür. Sınırları zorlama da şuraları hemen topla. Şimdi mal kamyonu gelecek. Tamam patron. Sonra da eve gider üstümü değiştirir gelirim. Ha? Aydınlık, kalbinde yanan ışık. Aşk bir yangın, bırak tutuşsun aklın. Aşk aydınlık, kalbinde yanan ışık. Bırak tutuşsun aklın. Günaydın aşkım. Günaydın. Sen geç, ben sana jambonlu omletini yapıp hemen geliyorum. Eylül, ben sabahları kahvaltı etmiyorum. Aa, eskiden hiç atlamazdın. Eskiden de işte, artık etmiyorum. Tamam. O zaman ben filtre kahveni hazırlayayım. Tabii hala sütlü ve tek şekerliyse. Oradan da Moda'ya gideriz. Cavidan'la konuştum. Bugün ikimizin de sınavı yok. Yani bütün günü birlikte geçirebiliriz. Güzel ama benim eve gitmem gerekiyor. Tamam. Önce eve gideriz ama sonra bilet alacağız. Ne bileti ya? Ya dün konuşurken söylüyordun ya buralardan uzaklaşmak iyi gelecek diye. Ben de birlikte tatil yaparız dedim. Asos'a gideriz. Sınavlar biter bitmez yola çıkarız. Bir saniye, bir saniye Eylül, bir saniye. Önce bir sakin ol, tamam mı? Ya sen yine çok hızlısın ve ben senin hızına yetişemiyorum. Ben daha yaşadığımız bu şeyi bile adlandıramıyorum. Benim üstüme bu kadar gelme hemen, tamam mı? Tamam. Nasıl istersen. Söylediğim her şeyi de unut. Eylül. Birbirimizi üzmeyelim. Benim sadece biraz zamana ihtiyacım var. Sonra görüşürüz. Şunları sen doğru dükkana hadi. Ya Melek abla merhaba. Ya demin telefonda Kehribar annemle konuşuyordum, o söyledi gidiyor musunuz? Hayırdır, ters bir şey mi var? Yok bir şey. Memlekete dönmeye karar verdik. Ya, abla bir şey yoksa düğüne kadar kalsaydın ya. Hani şunun şurasında ne kaldı? Artık her şeyi ayarladık. Biz hayırlısıyla gidelim de ben gelmeye çalışırım. Gelmezsem kusurumuza bakma artık. Estağfurullah abla, kusur mu olur? Hayır yani ne bileyim, içimize sinmeyecek. Allah sizi mesut bahtiyar etsin. Sonra yine konuşuruz. Benim acelem var şimdi. Sahip baba günaydın. Günaydın kızım. Deniz evde mi? Yok, sabah erken çıktı. İşim varmış ne? Ha, ne zaman geldi ki? Gece, geç saatte ama. Siz birlikte değil miydiniz? Valla ben de öyle sanıyordum ama telefonda arıyorum açmıyor. Bir şey mi oldu acaba? Neyse ya, bu kadar gizem varsa kesin bir sürpriz vardır işin içinde. Neyse görüşürüz Sahip baba. Görüşürüz, güle güle. Kraliçem ve onun adalet timsali annesi ben geldim.
artık. Esin. Kızım bak, bu bir şakaysa hiç gülmüyorum ona göre. Esin! Hemen çık ortaya! Kurbanlık koyun gibi boyun eğip gittiğini söylemesin. Nasıl yaparsın bunu bana Esin? Beni bırakıp nasıl gidersin? Sağ ol. Sende de ne talih var be Erkan hocam. Bir kalıcısına rastlamadın. Ben yine Allah güle güle kavuştursun diyeyim ama pek geri dönecek kılık yoktu bu sefer seninkinde. Neden bahsediyorsun sen? Diyorum ki sen hancı oldun hep, diğerleri yolcu. Anlamıyor ya. Ya hani Eylül Hanım ta uzaklara gittiydi ya. Hı, evet. İşte bu da kendi memleketine gitti, kanat açtı. Esin'den mi bahsediyorsun sen? Doğal olarak apartmanımızdan başka bir taşınan olmadığına göre. Gitti mi? Kara haberi duyunca nalları sökülmüşe dönmüşsün. Gerçekten gitti mi memleketine? Ne oluyor komutanım? Yine sıkı yönetim mi ilan edildi? Nal gitse dil mıhlı. Fırıncı küreği gibi maşallah. Özgür Doğuş, durumlar çok karışık. Geç içeri. Bir anneme bakayım. Esin gitti mi kanka? Allah kahretsin. Sen ne yapıyorsun? Yaz temizliğine mi başladın? Biz de gidiyoruz Özgür. Nereye? Memleket. Finaller bitti mi ki? Özgür, ne finali ne okulu ya. Annem beni zorla temelli götürüyor, hem de bugün. Bir saniye. Abicim siz hepiniz kafayı mı yediniz ya? Melek teyzenin içine cin falan mı girdi? Abicim bir akşam ortadan kayboluyorum, bütün dengeler alt üst oluyor ya. Ne gitmesin, neden bahsediyorsun sen? Barış'la beni öğrenince delirdi. Çüş yani, bu mudur bütün mesele? Sen yine mi buradasın? Ne laf anlamaz çıktın? Ha? Söylediklerin bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Melek teyze, zaten gideceksiniz. Bir izin verin, bir kere göreyim İpek'i, bir veda edeyim. Evladım, ne görmesi, ne izin vermesi. Ben sana kızı unut diyorum, sen göreyim, veda edeyim diyorsun. Japonca mı konuşuyorum ben? Lütfen. Hadi. Hemen git fena alacak bak. Hadi. Ya abicim, ne biçim memleketiniz var anlamadım ki. Yani siz kimin tornasından çıktıysanız itiraz çipinizi söküp almış. Ya can isteyen kulağınızdan tuttuğu gibi götürüyor. Siz de mal gibi düşüyorsunuz yola ya. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Özgür?
Anneme söylemediğim şey kalmadı. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor işte. Ama bir yolu olmalı İpek. Bakesine gitmek istemiyor ama sesinin içine tıkıp gitti. Kızın hayatı karardı resmen ya. Sen de aynı şeyleri yaşayacaksın. Ya bak, bu hayat senin hayatın. Annen olsa bile hayatına bu kadar hükmetmesine izin veremezsin. İpek, aa, senin ne işin var burada? Ne o melek komiserim? Evin anayasasına karşı mı çıktın? Bana da mı geçit vermeyeceksin? Hadi hadi, çok konuşma da çek git evine. Sen de elini çabuk tut. 2 saat sonra otobüs. Melek teyze, bir şeyi çok merak ediyorum. Tamam, İpeği zorla götürüyorsun, anladık. Hiç istemediği bir hayata mahkum edeceksin. Peki hiç mi vicdanı sızlamayacak? Bu kızın yüzü gülmeyince hiç mi canın acımayacak? Ay sen ne cır 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 cır, ne çok konuşuyorsun ya? Geveze! Seni ilgilendirmeyen işlere karışmasana. Hadi git kızım. Doğruyu söyledim de işine gelmedi değil mi Melek teyze? Ya hepiniz aynısınız aslında ya. Gücünüz yetmediği zaman kovun, reddedin, yok sayın. Ama asla gerçeği değiştiremezsiniz. Çocuklarımız için yaşıyoruz, yalanın arkasında saklanan koskocaman bencillersiniz hepiniz. Bana bak, elimden bir kaza çıkacak. Sen kim oluyorsun benim evimde bana ders veriyorsun ha? Bir zamanlar evini aldığın kız Melek teyze. Birbirimize bolca hakkımız geçmiştir ama gözün dönünce hafıza kartı siliniyor anlaşılan. Özgür! Özgür kanka dur! Kanka daha vedalaşmadık bile. Boşuna deviniyorsun, boşuna. Onun derdi zoru arkadaşlık, dostluk filan değil. Onun derdi zoru arıza çıkarmak. Ya bunları söyleyen benim annem olamaz. Sen asıl söyleyene değil, söyletene bak. Hadi hadi oyalanma. Aldığını aldın, almadığın kalır vallahi. Atarız çöpe. Deniz! Ya neredesin sen ya? En ihtiyacım olduğu zaman da karanlığa gömüldün sandım. Deniz! Ya bugün çok kötü bir gün. Esin çekip gitti. İpek böcüğümü zorla götürüyorlar. Özgür. Ya bak, benim onlardan başka dostum yok ki. Tam bu alemde tek tabanca olmaktan kurtulduğum bir ailem var derken, al işte, yine kaldım bir başıma. İyi ki sen varsın aşkım. Baksana, senden başka hiç kimsem kalmadı. Hepsi çekip gitti. Biraz konuşalım mı? Ne oluyor Deniz? Deniz, sende bir tuhaflık var. Ne olduğunu söylesene aşkım. Ne kadarının gerçek olduğunu anlamak istiyorum. Ne diyorsun sen ya? Devrelerim mi yandı? Yalnız helal olsun. İpek yerine okula sen gitmeliydin. Oscar'lık bir oyunculuk. Kazanan sen oldun. Artık oyun oynamana gerek yok. Çünkü aramızdaki şey bitti. Deniz, ne diyorsun sen? Allah'ım ya. Fred'in kabusları bile yaşadıklarımın yanında komedi kalır. Bugün dünya terk edilme günü mü? Filmlerle aran bayağı iyi. Sayende benim de kültürüm gelişti. Şimdi anlıyorum neden bana izlediğin bir filmi, yaşadığın oldu mu diye sorduğunu. Fener bak, sandığın gibi değil. Doğru, fenerlik bir durum var. Ama kendimi aydınlatmakta bayağı geciktim. Notları okuduktan sonra üşenmedim. Bir erkek 10 günde nasıl kaybedilir filmini izledim. Yalnız taktikler bende işlemeyince bayağı zorlandın sanırım. Bak, bak ben sana hepsini açıklayabilirim gerçekten. Biliyor musun? Kendimi hiç bu kadar aptal hissetmemiştim. Yaşadığım en gerçek şeydin sen. Oysa hepsi bir oyunmuş. Özgür kızın maceraları. Her şey ikimiz için anlam katmak istediğinde çok eğlendin değil mi? Salaklığıma ver ama hala anlayamadığım bir şey var. Madem bu kadar nefret ediyordun benden, bunca öyle ne gerek vardı? Neden göründüğün gibi cesur davranmadın? Karşıma geçip sen benim için bir hiçsin deseydin saygı duyardım. Bak Deniz, asıl aptal olan benim, tamam mı? Evet, başta ben senden kurtulmaya çalıştım. Ama sonra her şey değişti. Bak sen benim her şeyim oldun. Deniz, bak nasıl oldu bilmiyorum ama ben sana aşığım. Şimdi hangi filmi oynuyoruz baş belası? Deniz, ya lütfen bak bana arkanı dönme, konuşalım ne olur Deniz. Aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı Özgür. Deniz. Sen de gitme.
boş. Bak, bunu koyuyorum. Tamam. Bunu da koyuyorum. Bunu da alırsın. Bak, akşamları serin olur, sırtını alırsın, tamam? Ya abla sen ne diyorsun ya? Sanki tatile gidiyorum ya. Onu koyayım mı? Bunu da alır mısın? Al işte bak hepsini koymuşsun. Her şeyi bir bavula koydunuz. Hayatımı koydunuz bir bavula ya. Ben gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Hem sakin ol ne olur sakin ol. Ben biliyorum derdini ama. Anla bir yolu oldu. Hazır mısın? Ay bu ne? Sen aklın sıra benimle dalga mı geçiyorsun İpek? Yola çıkıyoruz diyorum. Bu ne hal? Vallahi onu bunu bilme. Elime geçeni koyarım. Kanan da muallamın olur. O da beğenmezse verir bir garibana. Olur biter. Hiç öyle kafanı mafanı çevirme. Saati gelince binilecek o otobüse. Yok inadım inat diyorsan tutarım saçından sürükleyerek götürürüm. Bu işten kaçış yok İpek Hanım. Koy onu sen. Koy. Yeter be! Yeter! Özgür, ben de seni arayacaktım. Öyle mi? Ne zaman? Seneye mi? Özgür, iyi misin sen? Şahaneyim. Bir de neden böyle çekip gittiğini söylersen başka hiçbir derdim kalmayacak. Annemler yalan söylediğimi anladılar. Açıklamama bile fırsat vermediler, inanabiliyor musun? 2 saat içinde kendimi otobüsün içinde buldum. Ya kızım, niye aramadın beni? Aradım ama nerede ne yapıyorduysan açma zahmetinde bile bulunmadın. Bir de kalkmış bana kızıyorsun ya. Ya kızım mesaj çekseydin o zaman. Eve bir geliyorum terk edilmişim. Ya Esin seni bulmana yapmaya ne hakkın var ya? Özgür, evinden zorla getir lan. Karnımda ne yapacağımı bilmediğim bir şeyle hayatı kabusa dönen benim. Tamam mı? Lütfen trip yapmayı bırak. Seni hiç çekemem şu anda. Ya çekip gitmeseydin o zaman ya. Biraz sesini çıkarsaydın. Ya ne kadar teslimiyetçisiniz ya. Bak şimdi İpek de senin ekolünü takip ediyor. Tıpış tıpış peşinden Balıkesir'e geliyor. Ya manyak mısınız siz? Kukla gibi ipleri vermişsiniz daha ellerinizin eline. Ya geber deseler gebereceksiniz yani ya. Özgür, zaten benim canım burnumda. Bir de senin triplerini hiç çekemem, tamam mı? Sakinleş, ondan sonra konuşalım. Al işte. Baş edemeyince kaç. Ya bir de böyle... Karşıma geçince hayata dair planlarını anlatıyorlar ama icraat yok. Sen kovalamazsan hayat ne yapsın güzelim ya? İşte böyle kuyruğunu kısar dönersin baba evine. Ya bir de bana sakinleş diyor ya. Ya bir geliyorum terk edilmişim. Ya ben nasıl sakinleşeyim ya? Evet hoca, ne vardı? Esin gerçekten gitti mi? Gitti de bu seni niye ilgilendiriyor onu anlamadım. Ama istemiyordu. Ben ne yapar eder bir yolunu bulur burada kalır diye düşünüyordum. Yanılmışsın. Onu burada tutacak hiçbir neden yoktu. O da pılını pırtını toplayıp gitti. Nasıldı peki? Yani giderken. Süperdi. Hepimizden, özellikle de senden kurtulduğu için çok mutluydu. Ha bir de dedi ki söyle o entere sevgilisiyle mutlu mesut yaşasınlar. Onlar ancak birbirlerini paklarlar dedi. Başka merak ettiğin bir şey var mı? Hayır. Yok. Gördüğüm kadarıyla sen de pek iyi değilsin. Artık sakinleştiğin zaman konuşuruz. Ben hiç kimseyle hiçbir şey konuşmak istemiyorum abicim. Ya rahat bırakın beni ya. Yalnız kalmak istiyorum. Özgür! Özgür! Seni gördüğüm çok iyi oldu. Senden bir iyilik istesem yapar mısın? Hiç sırası değil Roma'ya. Git kendine başka bir iyilik meleği bul. Ha? Anne, eşyaları topladık. Çıkıyoruz biz artık. Muhalla kadar aklın yokmuş. Demek bundan sonra yükünüz sırtınızda tosba gibi gezeceksiniz. O ne demek o? Önün ardını düşünmeden topladın göçü. Ama ortada ne ev var ne dam. Nerede kalacaksınız acaba? Adaletleri aradım. Onlara ineceğiz. Hem o kadar eş dost akraba var. Birisi açar herhalde kapısını. Sokakta kalacak değiliz ya. Bana verdin talkımı, kendin yutuyorsun salkımı. Hani ev üstüne olmuyordu. Ben nasıl sana ağır geldiysem,
Sen de başkasına yük olacaksın şimdi. Anne, yıllanmaya niyetim yok. İşimi gücümü yoluna koyayım, elbet bir düzen kuracağım. Zaten gider gitmez o Haldun'un yakasına yapışacağım. Hakkımı son kuruşuna kadar alacağım. Bankayı da arayacağım, evi de geri alacağım. Ya adam da oturmuş seni bekliyordu. Melek Hanım gelse de bir parasını versem diye. Sen o paranın da evinde üstüne bir bardak su iç de için serinlesin. Allah büyük anne. Ben bu deryada boğulmadımsa orada da elbet bir çaresini bulurum. Sana kol kanat giren bendim Melek Hanım. Bir lafınla 40 yıllık düzenimi bozup yanına geldim. Anayım dedim. Vazifem başlarında olmak dedim. Yaranamadım. Yok anne, sen değil, ben beceremedim. Olmadı işte. Neyse, şimdi bunları konuşup birbirimizin gönlüne yük olmayalım. Hurler ol. İpek, ben burada bekliyorum. Onun tavrı bana anneciğim, sana değil. Sağlıcakla kalın. Muhalle, anneme iyi bak yavrum. Anne, biz gitmeyecek miyiz uğurlamaya? Uğurladık ya işte. Bunca saygısızlığa bile yollara dökülemem. Ama gidince çok üzülürsün anne. Nesine üzüleceğim? Beni düşünmeyeni ben hiç düşünmem. İzin verirsen ben gidebilir miyim otogara? Arkalarından el sallarım. Hadi dersi gelmişti. Tamam abla, geldim. Taksi geldi Melek Hanım. Eşyaları indirelim. Tam gidecek zamanı buldunuz. İki gün evvel, iki gün sonra gitseniz olmuyor değil mi? Fevzi Bey, siz şunları da alsanız. Salih amcaya veda etmedim. Belli ki yok kızım. Hadi yürü. Uğradığımızı söylersin. Hesap işi için de alacak verecek için ben ararım onu. Hadi kızım. Bayağı koştum ama yetiştim çok şükür. Ay yetişemeyeceğim diye aklım gitti muhallem. Sen niye rahatsız oldun ki? Dün vedalaşmıştık. Olur mu abla hiç? Hem biricik nişanlımın bu zor gününde yanında olmadan olur mu hiç? Düğünümüze bekliyoruz mutlaka. Sessiz olmazsın. Onlar kısmet işi dönbilecek. Bak misal Melek Hanımlar aniden gitmeye karar verdi. İnsan hayatında neler değişiyor değil mi? Senin işin bitti kapıcı. Hadi canım, sağ ol. Hadi. Yapma aşkına. Sen gitmiyorsun. Belki anneniz size merak eder, ihtiyacı olabilir. Neyse, daha benim yüreğim yanıyor. Sen neyin derdindesin? Ya Muhalle bak. Geliyorum Melek abla.
Salih amca, şimdi gittiler. Bir şeyler yapmalıyız, ne olur bana yardım et. İpek'in böyle gitmesine izin veremem. Muayenehanenizin yeri tam olarak neresi? Edremit'i biliyorum, evet. Büyük Park'ın orada mı? Tamam, bulurum herhalde. Bir şey daha soracağım size. Kürtaj yapıyorsunuz değil mi? Peki, hemen yarın olabilir miyim? Fiyatı ne kadar? Tamam. Görüşürüz. Kimle konuşuyordun? Özgür'le. O zerzekle muhabbeti keseceksin. Kendine ayrı yok zaten. Oldu abi. Ne zaman nefes alıp vereceğimi de söyleyin, tam olsun. O benim arkadaşım, tabii ki konuşacağım. Sen tırmalan bakalım arkadaşız diye. Nereye? Memlekete ayak basar basmaz gidelim demen lazımdı ama neyse, Fırat kapıda bekliyor. Dükkana gideceğiz. Fırat abiyle de pek samimisiniz maşallah. Hiç ayrılmıyorsunuz. Allah Allah. Sen geride bıraktıklarını arıyorsun da benim çocukluk arkadaşım mı battı sana? Hem Fırat delikanlı adamdır. Senin arkadaşınsa tam senin gibidir. Zamana ihtiyacım var, ayaklarını hiç yiyemem. Bunu dün gece düşünecekti. Dün gece öpüşürken her şey iyi hoştu. Sonra bana biraz zaman ver. Yok öyle şey. Şimdi konuşmaya gidiyorum zaten. İsterse olur, istemezse de keyfi bilir. Emin misin Eylül? Yani bu kadar yakınlaşmışken. Aslında bakarsan Cavidan, yakınlaştıkça daha iyi anlıyorum. İkimiz de o kadar değişmişiz ki. Yani hayattan beklentilerimiz, zevklerimiz falan. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Ne diyeyim hayatım? Onca mücadeleden sonra vazgeçeceğin hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Daha ne yapayım Cavidan? Dün gece tüm çıplaklığıyla yüreğimi ona sundum. Sabahını hiçe saydı. Madem istemiyor, o zaman o basit esinliğiyle basit hayatı yaşamaya devam etsin. Neyse, ben seni sonra ararım. Hadi bay bay canım. Oho Eylül Hanım. Maşallah tazı gibisiniz. Ne saçmalıyorsun sen? Ya burnunuz diyor, iyi koku alıyor. Tabii Esin Hanım gidince meydan size kaldı. Erkan Hocam'ın da teselli ihtiyacı vardı. Timing çok önemli değil mi bu işlerde? Esin gitti mi? Nereye? Gitti işte, memleketine ailesi geldi, apar topar aldı götürdü de. Gözün aydın. Bana ayıracak 5 dakikan var mı? Tabii. Böldüm galiba. Yok.
Ama aklıma takılan bir şey var. Konuşup hemen gideceğim. Tamam, seni dinliyorum. Aslında hızlı mı gittik yoksa geç mi kaldık bilmiyorum. Emin olduğum bir tek şey var. Giderken de sana aşıktım. Geldiğimde de. Hayatında bir insan olduğunu öğrenince geri çekildim. Uzaklaştım senden. Ama asla seni sevmekten vazgeçmedim. Şimdi de seni zorlamak istemiyorum. Yalnız bir şey bilmeye ihtiyacım var Erkan. Bir şansımız daha var mı? İşte ekmek tekten güzel kardeşim. Burası tam bir harabeydi. Bütün aile 3 ay gece gündüz burayı adam etmekle uğraştık. Tabii Fırat kardeşimin emeklerini de es geçmemek lazım. Hadi. Besmeleni çek de öyle at adımını. Bacım, biz üstümüze düşeni yaptık. Kanımızla, canımızla burayı kurduk. Ailemizin medarı iftarı olarak sen de üzerine düşeni yapacaksın artık. Yavrum bunlar kırılacak eşya, dikkat et. Tamam abla, ben hallederim. Tamam. Bir tane fişimiz olursa. Hadi yavrum, hadi. Telefonumu alabilir miyim? Neden? Arkadaşlarımı arayıp veda edeceğim. Buna hakkım var herhalde, değil mi? Bir daha görmeyeceğin insanlara veda etsen ne olur, etmesen ne olur? İnsan zaten bir daha görmeyecekleriyle vedalaşır anne. İzninle Özgür'ü arayacağım. Hele o saygısızı hiç aramayacaksın. Giderken söyledikleri hala kulağında. Abla, bagajlar tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Hadi artık siz beklemeyin. Annem evde yalnız, ben huzursuzum. Hadi valla. Bey. Balıkesir, Edremit, Ayvalık yolcusu kalması. Hayırlısıyla varınca mutlaka arayın, olur mu? Tamam, hadi, hadi yavrum. Bak, çağırıyorlar, yürü. Valla anneme iyi bak. İlaçlarını kontrol et. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Abla, gitmeseydiniz. Abbas yolcu yavrum, hadi. Hadi kızım. Hadi kızım, hadi. Son dakika yolcumuz var. Yol kenarından alalım.